Küçük çocuk deniz yatağıyla suyun tadını çıkarıyor. Yalnız bu serin su dev bir köpek balığını da içerisine barındırıyor. İşte insanlar yüzgecini fark etti bile. Deniz anında kanla kırmızıya boyanıyor. Çocuk umutsuzca mücadele ediyor fakat ondan kurtuluş bir mucize olurdu. Martin adındaki adam böyle bir tehlikenin olacağını zaten biliyordu. Denizdeki herkes sudan çıkmaları için uyarıyor. Köpek balığını yakalayana ve onu avlayana $3000 ödül verilecekti. İki balıkçı gizlice denize açılıyorlar. Şefin yakınlarındaki sahildeler. Ödülü almak için mücadele edecekler. Koca bir et parçasını kancaya bağlayıp yem olarak denize fırlatıyorlar. Zinciri sabitliyorlar. En basitinden balıkçı tezgah gibi düşünün. Bir süre sonra lastik yukarı doğru hareket ediyor. Zincir hızlıca çekiliyor. Köpek balığını yakaladılar mı dersiniz? Yüzgeci görünmüyor fakat geçtiği yerlerdeki fokurtusu gittikçe artıyordu. Zincirin bağlı olduğu tahtayı yerinden söktü. Ooo, tahta köprü ve adamı da denize doğru çekiyor. Adam suyun içerisinde savruluyordu. Hızlıca geri yüzmeye başladı. Arkadaşı destek oluyor. Daha da çabuk olmalıydı. Adam yukarı doğru tırmanmaya çalışıyor. Oh, neyse ki şansı varmış. Martin bir cesetin incelemesini yapmak için uzmanın yanına gidiyor. Kollarında doku kaybı ve ısırıklar mevcuttu. Kesinlikle bir köpek balığı faciasıydı. Korkusuz balıkçılar teknelerini alıp denize açılıyorlar. Neredeyse hepsi $3000'ın peşine düşmüştü. Bazıları ise denize dinamit atıyordu. İşte bu diğer balıkçıları çok kızdırıyordu. Bir süre sonra hangi gruptur bilinmez büyük tehlikeyi avlıyorlar ve sahile asıyorlar. Yalnız bunlardan bir tane mi var, orası hala muamma. E tabi bu sevinci bir kare fotoğrafla kutluyorlar. Doktor bey bunun köpek balığı olup olmadığından şüpheleniyor. Köpek balıklarının sindirim sistemi yavaştı. Midesinde 24 saat boyunca saklanan yemi görebilirlerdi. Bu da demek oluyor ki eğer bu oysa insanlar hala midesinde. Doktor köpek balığının midesini açıyor. Beyaz bir sıvı eşliğinde ne yediyse dışarı akıyordu. Kötü bir koku etrafı sarıyor. Büyükçe balık kafası ve etli bir balık çıkıyor. Konserve kutusu, metal plaka. Bu balık aradıkları köpek balığı değildi. Doktor ve Martin kaza bölgesinde tekneyle açılıyorlar. Birdenbire radar dedektörü uyarı sesi veriyor. Terk edilmiş bir gemi önlerinde beliriyor. Doktor bey yakından gidip bakmak için denize atlıyor. Gemiye yaklaşıp incelemeye başlıyor. Buradan bir şey çıkacak ama bakalım, büyük bir oluk fark ediyor. Biraz eliyle itekleyince içeriden bir ceset fırlıyor. Böyle şeylerle karşılaştığınızı düşünsenize. Ertesi gün belediye başkanına haber vermeye gidiyorlar. Plajın derhal kapatılıp o balığın bulunmasını istiyorlardı. Fakat başkan asla kabul etmiyordu. Çünkü tatilcilerin sürekli akın ettikleri zaman dilimindeydiler. Adaya gelen turist sayısı gün geçtikçe artıyor. Birinci parkta yakalanan köpek balığı avından kalan fotoğraf sergileniyor. Halk rutine geri dönüyor. Balıkçılar denize açılıyor. Yüksek güvenlik önlemleri alınıyor. Helikopterler kullanılıyor. İnsanların yanlarına gidip onlara sorular sormaya başlıyor. Belediye başkanı ısrarla denize girmesini ve böylelikle plajdaki örnek olmasını söylüyordu. Ah, maalesef ki adam denileni yapıyor. Tam da başkanın tahmini gibi işler tıkırında işliyor. Herkes suya koşmaya başladı. Tehlikeli dalgalar yerine eğlence pisti aldı. Deniz gitgide daha da kalabalıklaştı. Belediye başkanı gazetecilere göğsünü gere gere plajın eski haline geri döndüğünü söylüyordu. Köpek balığı iki kızın arkasında beliriyor. Her şey aniden oluyordu. Eyvah, kız bu ana tanıklık ediyor. Balık onlara doğru yüzüyordu. Devam 3. bölümde. Profilimi takip etmeyi ve beğenmeyi sakın unut. Martin asla pes etmiyor. O vahşi balığı yakalamak için yemleri suya savuruyor. Bir sonraki yem alışında balık devasa şekilde sudan fırlıyor. Bu onunla ilk denk gelişleriydi. Herkes ona daha yakından bakmak için güverteye iniyor. Şimdi operasyon zamanı. İpleri yüzen kovaya bağlıyorlar. Balık tüfeğiyle birkaç el ateş edildi ve kovada yanıcı madde var. Bağladıkları ip yardımıyla maddeyi suya itiyorlar. Kısa bir süre sonra varil süratle uzaklaşmaya başlıyor. Balık yem niyetine onu kendine çekiyordu. Suyun dibine doğru çekmeye çalışıyor. Bir müddet dipte kalan varil suyun itici gücüyle yüzeye fırlıyor. Herkesin bir sabrı vardır elbet. Doktor bey dayanamıyor ve sabit ipi çekmeye başlıyor. Tam o anda köpek balığı aniden yüzeyde beliriyor. Canlarını zor kurtarıyorlar. Adam balık silahını bir koşu alıp geminin provasına gidiyor. Nişan aldığı anda zıpkını balığın derisine saplıyor. İple bağlı variller teker teker denize çekiliyor. Balığın can çekişlerine büyük bir atıftı bu ataklar. Hadi yine yakın bir nişan alıp tekrar vuruyor. Balık iyice huysuzlanıyor ve tüm varillerle acıyla suda dans ediyordu. Variller yakına gelince çekmeye başlıyorlar ve bir yere sabitlemeleri gerekiyor. Ama başarılı bir performans olamıyor. Köpek balığıyla karşı karşıyalar. Yanlarından uzaklaşmadan bir şeyler yapmalılar. Adam tüfeği nişan alıyor ve tam çenesine isabet ettiriyor. Balık daha da sersemleyip suyun içerisine dalıyor. Bu onu epey sinirlendirmişti. Kuyruğunu oradan oraya savuruyor. Onları alabora etmeye çalışıyordu. Neyse ki bir bıçakla varillerdeki ipleri kestiler. Yine aynı şekilde varillerle yüzmeye başlıyor. Birer birer su yüzeyine itiyordu. Balık da iyi bir savaşçı. Onları tehdit ediyor. Gemilerini sallandırıyordu. Faal alandan uzaklaşmak için dümeni çeviriyorlar. Nasıl oluyor bilinmez.
birden siyah bir duman geminin tam ortasında beliriyor. Doktor suya dalış için hazırdı. Onunla yüz yüze savaş başlıyordu. Kafesin ucundaki anestezi iğnesini aktifleştiriyor. İşte tam karşısında ona doğru geliyordu. Adamın sapanı da denizin diplerine dalıyor. Doktor yüzmeye başlıyor. Saklanmalıydı. Mercan çalılarının ardına gizlenmeye çalışıyor. Ağzını okyanus gibi adamlara karşı açıyordu. Etrafa savruluyorlar. Balık artık tamamen geminin içinde. Hiç istemediğimiz bir sonuçtu. Vahşet tanrısı asla durmuyordu. Ona doğru sıçradı. Martin gaz tüpünü ağzına atıyor ve balık uzaklaşmaya başlıyor. Gözlem noktasına tırmanıp silahı doğrultuyor. Balık büyük bir patlamayla artık yok oluyor. Beğenmeyi ve takip etmeyi sakın unutma.